sonuncusunda bugün geldiğimizde, yani cuma günü gözaltına alındık. Cumartesi bize bakıyorduk. Pazartesi buraya geldik. Yine rutin eylemimize başladık. Tam o sırada başkan görüşme talep etti. Biz de tamam dedik. Ben, sendika başkanımız Mustafa Abdurrahman'la, bir de Çetin Macit işçilerden aldık. Üçümüz, bir de Serdar Fırat'ımız. Yine yönetim muhabirimizle girdik. Toplantıda iki başkan yardımcısı, bir tane de kendisinden başkan oradaydı. Ve şey dedi, işçilerin devamı da, geri kalanı da gelsin dedi başkan. Biz de tamam dedik. Serdar arkadaş onları çağırmak için aşağı indi. Sırada bizi siz sendika mısınız? Bu işçiler size üye mi? Böyle işler böyle mi olur dedi. Biz de şey dedi, yani dille konuşacaksak hiç konuşmayalım. Yani bu dil güzel bir dil değil. Biz sorunu çözmek için buradayız dedi. Hala devam etti. Hani bu sendika nasıl sendika? Üyelik nasıl üyelik? Resmi üyelik var mı falan? Siz resmi avukatınızsınız dedi. Biz evet dedik. Ama ondan sonra yine bu şekilde konuşulmamasını söyleyince hemen kalktı, kapıyı açtı, defol git buradan dedi bana. Ben de yani biz ve işçi arkadaş ve başkanımız birlikte kalktık. Tam kapıya geldim, yüz yüze kaldım başkanla. Necmi Kadıoğlu mu? Nedim Kadıoğlu. Direkt ama direkt karşı karşıya gelince şu şekilde direkt bunu hedef alarak ulaşma diyerek buldu bir tane. Zaten bulunca işçi arkadaşlar direkt arkadan beni sarmaya başladılar. Bir anda 15 kişi oldu. Ve hala yani başkanın kendisi hala o kadar şey ki kafama defalarca vurdu. Yüzümü şuraya defalarca vurdu. Korumaları şuraya tekmeler atıyor. Biz bu şekilde sürekli darp ediliyoruz ve işçi arkadaş, diğer arkadaşlar hani şey direkt hedef aldı çünkü beni. Ve sürekli orospu diyerek yapıyor. Sürekli şey, biz merdivenin başına geldik. Ve artık merdivenden de döve döve iniyoruz. Yani ayağımız kalsın, yüksek zaten hepimize bir şey olacak ama yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. 15'e karşı 3 kişiyiz yalnızca biz. Ve ondan sonra aşağı o şekilde indik. Aşağı indikten sonra zaten hani direkt rapora falan gittik. Peki raporunuz da var sanırım, evet. Bize gösterir misiniz? Evet, rapor var zaten. Bacak ekim olduğunu, kafadaki şeyi ve burnundaki kısmı hepsini yazdı doktor buraya. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi suç duyurusunda bulunacağız çünkü şu bir belli, hem sendikacı olmamız, hem avukat olmak, hem de kadın olmak üçü birleşti. Direkt hedef aldılar beni. Çok belliydi. Yani bu konuda elimizden geleni yapacağız çünkü yani hani bu sonuçsuz kalmaz, suç duyurusunda da bulunacağız. Ama yani hani bu şekilde hareket ederek bence kendilerini alçattılar ve kendi aslında iç yüzlerini dışa vurdular. Bu kadar diyebiliyorum. Bu kadarlar ki bir sorunu çözmek için masaya çağırdıkları insanları kendi makamlarından döverek atıyorlar. Bu kadarlar bu insanlar. Biz de gereken her şeyi yapacağız. Peki yanınızda işçi vardı. Onları da bir...